Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Tuğba ben. Bu benim YouTube'daki ilk videom. Ve bu videoda size çocukluğumdan beri hayalini kurduğum ve uzun zamandır üzerine düşündüğüm ancak maddi sebeplerden kaynaklı olarak bir türlü gerçekleştiremediğim bir konudan bahsedeceğim. Kısa bir süre önce çok severek çalıştığım işimden istifa ettim ve dünya turu için hazırlıklara başladım. Ee, aslında her zaman para biriktirip e, çok iyi yerlerde kalabileceğimi, çok daha rahat gezebileceğimi düşünen bir insandım eskiden. Ancak artık maalesef ben para biriktirdikçe param bitiyor. Bunu fark ettiğim noktada da istifama verdim ve Asya kıtasındaki ilk ülkeme biletimi aldım. Bu Asya turuyla başlayacak olan dünya turu maceram ne kadar sürer bilmiyorum ama tamamen backpacker şeklinde olacak. Ve çoğunlukla otostop çekmeye çalışacağım. Otostopa çok alışkınım çünkü yaklaşık 6 yıl kadar Muğla'da yaşadığım dönemde seyahatlerimin hepsini otostop sayesinde gerçekleştirdim. Muğla'da bulunmuş olanlar bilir ki orada otostop çekmek çok güvenli. Diğer şehirlere ve ülkelere nazaran en azından benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden orada otostopla tanışmış olmam seyahat tutkumu daha da pekiştirdi diyebilirim. Ee, bu kararı çok hızlı vermiş gibi görünsem de gerçekten çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şey. okuldayken bana ileride ne yapacaksın diye sorduklarında gezi programı yapıp televizyonda yayınlayacağım diyordum hatta. Ee, şu an mecralar tamamen değişti. Hayatımda birçok şey değişti ama hayatımda tek değişmeyen şey seyahat tutkusu ve yeni yerleri keşfetme tutkusu. Ve artık bunu daha fazla ertelemek istemediğime karar verdim. Çünkü erteledikçe yani bunun üzerine düşündükçe ve harekete geçmedikçe sürekli bir bahane uydurabiliyoruz ve ben bahane uydurma konusunda çok iyiyim. Yani bunu daha fazla bastırmak istemedim açıkçası. Bunun yanında tabii ekipman konusu var. Ekipmanlarım hiç yoktu. Ben benim bilgisayarım bile yoktu. Ben her zaman şirket bilgisayarı kullanan, arkadaşların çadırlarında kalan bir insandım. O yüzden bu süreçte kararı verdim. Ekipmanları tamamladım ama çok fazla para harcamak durumunda kaldım. Yani dünya turuna karar verdim. Cebimde 500 euro ile çıktım ertesi gün gibi bir durum kesinlikle olmuyor. Ekipmanlarınızı tamamlamak için işte çadırınız, tulumunuz, matınız, power bankiniz, hard diskiniz, bilgisayar, GoPro'ya yani o kadar çok ıvır Bunların yanında o kadar çok daha Ufak detaylar var ki hazırladıkça karşınıza çıkan şeyler bunlar ve çok büyük paralar harcıyorsunuz maalesef Türkiye ekonomisinde. E, bu ekonomik sebepleri, çocukluk hayallerimi bir kenara bırakırsak, bu dünya turunu bu yıl çıkıyor olmamın bir sebebi de şu. E, aslında yaşadığımız dünya tamamen <laughs> sebebi. Fark ettiyseniz son yıllarda depremler, salgınlar, yangınlar, savaşlar yani ertesi gün başımıza ne gelecek, ne yaşayacağız hiçbirimiz bilmiyoruz. Yeni bir salgın çıkar mı, yeni bir savaş çıkar mı, ekonomi biter mi hiçbir fikrimiz yok. O yüzden ben henüz enerjim yerindeyken, henüz durumum varken, sağlıklıyken bir an önce harekete geçmek istedim. Daha fazla zaman kaybetmek istemedim. Bir de hayatı böyle bir prospektüse göre yaşayabilecek bir insanda değilim maalesef. Yani iyi bir üniversite oku, kariyer yap, çocuk yap, ev borcuna gir, kredi borcuna gir, araba borcuna gir. Bunları düşününce bile böyle gerçekten nefes alamaz bir noktaya geliyorum. Herkesin kariyer yapmak ya da aile kurmak zorunda olduğuna da inanmıyorum maalesef. Bazı insanlar bazı amaçlar için çalışmalı ya da çalışır. Mesela ben seyahate mi çıkmak istiyorum? Ne kadar para ihtiyacım var? Beni ne kadar karşılar? Evet bunları karşılayabilecek kadar çalışsam bana yeterli. Yani tamamen mülksüzleşmeyi tercih ediyorum. Çünkü bir şeylere sahip olmak zaten 60-70 yıl ömrümüz var. Sağlıklı, şanslıysak sağlıklı yaşayabileceğimiz ve ben ev almak, araba almak ya da aile kurmak istemiyorum en azından şu an için. Belki ileride değişecek ama şu an yapmak istediğim tek şey yeni yerler keşfetmek, kendimi keşfetmek, istediğim şeyi gerçekleştirmek. O yüzden harekete geçiyorum ve yoldayken yeni yolların belireceğine o kadar çok inanıyorum ki kötü deneyimler yaşayacağım, iyi deneyimler yaşayacağım, kötü insanlarla karşılaşacağım ama iyi insanların da var olduğunu bildiğim bir dünyada yaşıyorum. O yüzden bu kararı verdim ve bu videoyu çekiyorum. Yakın çevremde çoğu insan bilmiyor ve hepsi bir anda birlikte öğrensinler diye ve YouTube'da bir giriş yapabilmek adına bu videoyu çekiyorum. Benim için kameraya karşı konuşmak çok yeni. Bu YouTube olaylarında çözmeye çalışacağım. Yoldayken deneyimlerimi paylaşacağım. Ve başıma gelenleri çekmeye çalışacağım. O yüzden abone olursanız, beni takip ederseniz bu deneyimlere şahit olmuş olursunuz. Şimdilik bu kadar. Ee, diğer videoda görüşürüz.